Doğalgaz orada olsa gelmezdim buraya. Gelmezdim. Asla. Asla, peki. Öyle yani, baksın geçsinler, gelsinler, bu farkı görürler. Burhaniye'de var, Ören'de var, bana yakın Güre var, Akçay var önce, pardon, Akçay var, Güre var, Altınoluk var, Küçükkuyu var. Özledin mi oğlu şunu? Aa, onlar başka. Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine annemle bir video çekeceğiz. Evet, Nergis, ne diyorsun? Ne hakkında? Şimdi ne hakkında, ne hakkında? Şimdi Altınoluk'la ilgili bir video çekmiştik biz annemle. Ve iki yıldır da neredeyse iki yıl yakını görüşemedik bu pandemiden ve şeyden dolayı. Ama ikimiz de aşı olunca dedik görüşelim, değil mi? Evet, görüşelim. Şimdi ama sen de taşındın. Evet. Edremit'e şimdi taşındın. Evet. Ne fark? Fark olarak nasıl görüyorsun şimdi Edremit Altınolu? Ya mükayese bile edilmez, havası, insanları. Ama hani orada şey, klima ile ısınması zor olduğu için. Buraya taşındım. O zaman Altınoluk daha mı iyi diyorsun? Aa, değişilmez yani. İşte orada doğalgaz olsaydı daha güzel olurdu. Bir de ben biraz yukarıda olduğum için aşağılar basık. Evet. Benim orası daha güzeldi, havadar. Mis gibi odun kömür para kokusu olmuyor. Evet. Burada hava kirliliği var yani. Ama işte sıcak. Doğal gaz orada olsa gelmezdim buraya. Gelmezdim. Asla. Asla. Peki. Şimdi çok soru geldi o şeyle ilgili. Bilmiyorum, bakabildim mi onlara? Ben sana biraz toparlayayım onları. İşte Altınoluk'ta yaşanır mı, yaşanmaz mı falan. Ama hepsine çoğu ben şöyle toplu bir yanıt vereyim bu videoda. Yazın çok kalabalık oluyor. Ve sıcak tabii ki doğal olarak Ege olduğu için. Onun dışında güzel memleket yani, güzel, değil mi? Sen ne dersin? Kalp hastaları, ben o kalp hastası olduğum için iki ay böyle çıkmak istemiyorum. Sıcak oluyor değil mi? Sıcak olduğu için. Evet. Bir de kalabalığı sevmiyorum ben. Ama her mevsim güzel. Asla başka yerle mukayese etme. Gökyüzü bile başka. O kadar diyorsun. Evet, öyle yani. Baksın geçsinler, gelsinler, bu farkı görürler. Evet. Şimdi bu ev yeni evinde tabii kalorifer var, daha sıcak, daha güzel. Altınoluk'ta yoktu, doğalgaz da yok orada. Ya da var mı bir kısma, geldi mi Altınoluk'a yoksa? Gelmedi. Gelmedi değil mi? Ama Edremit'e gelmeye başladı galiba. Var, yarısı alındı. Tam bizim burada da olmuş da bir sorun çıkmış. Olmamış, evet. Yani alamamışlar. Evet. Ama var. Var. Yani diyorsun ki Altınoluk daha güzel ama. Çok güzel hem de. Havası başka. Tabii benim oturduğum yer yüksek olduğu için. Aşağılar daha basık. Kışın kömür kokusu orada da mevcut. Evet. Ama benim oturduğum yer köyün şeyinde. Yukarı doğru çıkarken biraz. Evet. Evet, jandarmanın arkasında. Amfiteyatronun oralarda biraz daha. Yüksekti evet. Yani. Çok şahane. Doğalgaz da olsaydı asla buraya gelmezdim. Sevmedim ben burasını. İki sene olacak, sevmedim. Evet. İnsanları da öyle sıcak değil. Bir karşı komşular veya da aynı apartmanda oturuyorsun, böyle vakit ama geçiyorlar. Biraz burası biraz şey gibi, ama büyük şehir gibi olmuş burası biraz. Herhalde. O Altınoluk daha senin küçük şehir gibi tabii. Bir şeyde kaldığı için. Evet. Yani büyüklük olarak söylemiyorum bunu ama yaşantı olarak biraz öyle küçük şehir gibi bir yaşantısı var değil mi Nergis? Evet, çok güzel ama. Ama yani buranın denizi var mı? Ben bilmiyorum. Ben şimdi denize pek alakam yok benim. Hayır, burada yok. Edremit'te yok. Güre var. Güre'de var. Yakınında Güre var. Burhaniye var yakınında. Ören var. Akçay var. Bu arada şunu söyleyelim, hani burada yok diyoruz ama hani mesafeler de çok uzak değil. Hayır, 15-20 dakika. Dakikalık yoldan bahsediyoruz. Ben hani ben ama kapıdan çıkayım 5 dakika sonra denize gireyim dersen Edremit'te yok. Yok. Edremit'te öyle bir şey yok. Edremit'te sahil yok değil mi? Var mı ya? Var ama denize girilmiyor galiba. Yok, yok. Sahil yok. Sahil yok. Anladım. Bak ben de bir şey öğrenmiş oldum. Burhaniye'de var. Ören'de var. Bana yakın Güre var. Akçay var önce, pardon. Akçay var. Güre var. Altınoluk var. Küçükkuyu var. Hangisini istersen gir. Gidersin tabii. Kışında 10 dakikalık, 15 dakikalık, 20 dakikalık mesafeler yani. Uzak mesafeler de değil bu arada. Değil. Yalnız yazın çok hani indi bindi olduğu için minibüste, ama kendi arabandan rahat rahat gidersin. Peki nasıl geçti pandemi Nergis orada? Vallahi buralarda yani. Pandemi evde oturdum. Zaten ben yalnızlığı sevdiğim seviyorsun için bana hiç koymadı. Kitap okudum güzel güzel. Temizlik yaptım, kitap okudum. Arkadaşlarım geldi, kapının önüne kadar taksiyle alıp götürdüler iki kere.
Hı hı. Bir arkadaşta kaldım 2 gün, kocası hasta, İstanbul'a gitmişti. Ondan sonra güzel geçti, ben memnunum hayatımda. Sessizliği, sakinliği seviyorsun. Seviyorum. Kalabalığı sevmiyorum. Hiç de bana şey yapmadım, üzülmedim yani. Ne güzel o zaman. Tabii benim için güzeldi. Sorun yoktu ya. Özledin mi oğlu şunu? Onlar başka. Kara kuzum başkasın yani. Evet, şimdi biz tabii 4 kardeşiz. 3 erkek, 1 kız. Evet, hep böyle özlemiştir tabii Nergül. Tabii. Ben de gelmedim çünkü annemin kalp hastalıkları var, rahatsızlıkları falan var. Evet. Dedik ki hani bulaştırmayalım İstanbul'dan gelip de. Tabii. Ama ikimiz de aşımızı vurulduk çok şükür. İyi oldu bu be. Aşı evet. Olayları falan. Aa. Tamam artık inşallah evet. Daha rahat bir şekilde atlatırız şu hastalığı diyorum. İnşallah, inşallah. Peki bundan sonra ne düşünüyorsun? Mesela Altınoluk'a doğalgaz gelse dönmeyi düşünür müsün? Var mı öyle bir fikrin? Ya kiracılardan memnun olduğum için kırmak istemiyorum. Hı. Fark etmez. Niye? Ne yapacağım gidip de? Biraz bayırdı biliyorsun. Evet. Orada minibüs falan yoktu. Evet. Bayırda biraz zorlanıyordum kalpten dolayı. Burası düz ayak tabii. Burası düz ayak. Arat. İstediğim zaman çarşıya yürüyebiliyorum. O kadar da değil yani. Yürüyorum ben. Evet, ama hava sıcak olduğu için yazın biraz tercih etmiyorum. Geç saatlerde belki. Tabii, tabii. Geçen mesela aşıya gittin, 8'de aldık. Evet. O saatte sıcak olmuyor sonuçta. Ya bindim zaten, indi 2,5 lira. Değer mi yani? Ne hiç var? Değmez yani hiç. İşte o kadar. Yani benim için yalnızlık sorun değil. Peki şey soracağım sana, mesela bu taraflara gelmek isteyenlere yani nereleri önerirsin? Mesela Edremit var, işte Akçay var, Altınoluk var, ne bileyim Küçükkuyu var, biraz daha gidersen. Küçükkuyu ile Altınoluk'u öneririm. Yani daha benim çok. Şeyim tabii tabii. Senin gibi emekliler var mesela tabii. Bazen soruyorlar çünkü evet, videoların altına evet. Geliyor arkadaşlar bu evet. Sorular, onun için soruyorum yani ben de. Her bütçeye göre ev var, var yani. Değil mi? Tabii var. Eskiden bu kadar pahalı değildi ama. Tabii her yerde artınca tabii. Fiyatlar burada tabii, da arttı. Burada da arttı. Ama 200-300'den başlıyor diyebiliriz o zaman. 200-300 bin TL'den. Hani satın almak isterseniz diye söylüyorum. Değil mi? Bulamazlar. Bulamazlar. 200, sıfır değil ama ikinci el. İkinci el. Sıfır demiyorum. Dandik dundik olur yani. O zaman birazcık 400-500. 400-500 el oturulacak gibi yani. Oturulacak gibi güzel. Devamlı oturacaksa. Evet. Değil mi? Ama öyle de alabilirler. Kutu gibi bir karı bir kocaysa. Mesela değil mi? Olur tabii. Öyle. Benim çocuklarım çok olduğu için ben... Biraz daha büyük istiyorsun sen, evet. İstemem. Peki şey, hani diyorsun ki o zaman Küçükkuyu ve Altınoluk tabii, o civarları öneriyorum. Tabii, tabii, tabii. Ama şimdi doğalgaz yok orada. Olursa daha iyi bir daha isim. Daha rahat olur. Zaten çoğu insan İstanbul'dan gelenler yazın Küçük İstanbul gibi Altınoluk. Ama doğalgaz olsa gitmeyecek kimse. Evet, doğalgaz olmayacak evet. Da biraz zor oluyor. Hani sobayla şununla bununla tabii, klimayla ısıtmak tabii, o kadar kolay olmuyor. Tabii yaş olduğu için bir de hani şeyde yazdık diye zemini taşla evet. Çoğu evlerin. Tabii bir de alt katta kimse olmuyor, üst katta tabii, kimse olmuyor. Sen evet. İstediğin kadar ısıt yani. Isıt yani olmuyor. Olmuyor. Doğalgaz ama ev gibi olmuyor. Merkezi sisteme benzemiyor. Yok. Evet. Ama üşümüyorsa tabii, tabii herkesin sorunu. Farklı tabii herkesin. Farklı. Tabii. İşte o yüzden biz genel olarak konuşuyoruz genel burada annemle. Olarak. Hani genel fikir vermeye çalışıyoruz. Kimisi sıcağı sever, kimisi soğuğu sever, kimisi kalabalığı sever, kimisi sakinliği sever. Herkesin tabii beklentisi, tabii. İhtiyacı, hayat bakış açısı farklı ama yazın kalabalık oluyor onu söylüyorum. 2 ay yazın, 2 ay yani kalabalığı seven Temmuz Ağustos'ta gelmesin. Gelsin. Ha, gelsin. Ha, gelsin pardon. Kalabalığı seven. Sevmeyen Eylül, Ekim. İlkbahar, Mayıs, tabii, Haziran. Tabii, kimse yok. Çok güzel yani. Suyu da berrak, mis gibi. Her şey de güzel. Pahalı da değil yani, bilmiyorum. Ben tavsiye ederim. Bir gelip, eğer o devamlı kalmak istiyorlarsa, gelip kiralık bir yer tutsun. Evet, ben de onu söylüyorum. Yaşasın. Ben de onu söylüyorum. Yaşasın. Aynen. Ondan sonra ben burada yapabilir kalabalık miyim? Desin. Yapamayacak tabii. Gibi değil. Havası bile bambaşka. Gitsin evet. Her yere gitsin. Havası bambaşka. Ya zaten hep onu söylüyorum ben de anne. Şimdi herkesin beklentisi, hı-hı. İhtiyacı, hayat bakış açısı farklı. Evet. Ben olur derim, sen öyle tabii. Dersin, öbürü başka türlü ister. Dediğin gibi annemin en mantıklısı gelin kiralık olarak kalın. 1-2 ay, 3 ay, 5 ay bir görün. Tabii. Pansiyon tutun, bir şey yapın ya da mevsimlik ev kiralayabiliyorsunuz. Evet, bu şekilde bir evet. Şey yapın. Bir evet. Görün, beğenirsiniz zaten kendiniz ev alırsınız. Bayağı kalıcı bir kiralık ev bakarsınız. Ona göre siz karar vermiş olursunuz diyelim. Trafik sorunu yok.
Evet. Öyle yani şey İstanbul gibi. Aşırı yok. Evet. Gibi. Ama yani yazın oluyor. Yazın o dediğisi bir Temmuz Ağustos aylarında evet. O evet. Yoğun aylarda biraz trafik oluyor ama o da hani ana yol dediğimiz şimdi mesela şuradan evet. geçiyor. O ana yolda oluyor. Onun dışındaki yollarda zaten öyle trafik falan yok yani. Yok. İnsanları evet. cana yakın. Evet. Evet. Altınoluk'takiler. Bu Edremit için demiyor. Edremitliler kızacak kız sana. Kızarsa kızsınlar. Karşı komşu bir hoş geldin demez mi insan? 2 sene olacak. Bir hoş geldin. Nasılsın? Nerelisin? İşte burası İstanbul Ayı olmuş. Mısın? Kurt musun insan? Bu ne ya? İstanbul gibi olmuş. İşte. Kızdırmışlar Nergiz'i. Evet kızdırmayın Nergiz'i. Tamam mı? Evet işte bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Edremit'i anlattık bu sefer. Altınoluk'u anlatmıştık. Merak edenler o videoyu yukarıdan bir yere koyarım ben linkini. Oradan izleyebilirler. Yani özel okullar var. Hepsi var. Devlet okulları da var. Özel devlet okulları. Okulları. Bayağı da var değil mi? Evet. 8-10 var. Tane var devlet okulu bildiğim kadarıyla. Var. Özel okul da var. Özel okul da var. Hepsi var yani. Hepsi var isteyenler için. Yani ailenize de gelebileceğiniz, hani çoluğunuz çocuğunuz varsa da gelebileceğiniz tabii, bir yer. Sırf emekliliği için değil yani. Yani. Evet. Değil. O yüzden... Edremit'i anlatmaya çalıştık. Eksik olduğunu düşündüğünüz ya da sizin eklemek istediğiniz yorumlar varsa aşağıdaki yorumlar kısmını siz de yazabilirsiniz. Biz de onları okuruz, değerlendiririz. Burada videoyu izleyenler de görmüş olur ve onu değerlendirmiş olur. Kanala abonesinizdir diye tahmin ediyorum ama değilseniz abone olmayı ve isterseniz beni Instagram ve Twitter gibi sosyal ağda takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda annemle çektiğimiz buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum.